Ya oyunculuk da yapabilirsin. Sen çok yönlü bir birisisin biliyor musun? Çünkü şeyin var. Gözlem yeteneği çok önemli bir şey bir insanda. Doğru mesela diyorsunuz. Taklit başka bir şey. Ben mesela çok taklit, belirli hareketleri mesela kızım çok güzel taklit yapar Yasmin. Ne güzel. Bu bir yetenek. Bu bir gözlem. Senin de gözlemin çok kuvvetli. Hele bir Dilber Ay'ın var. Bak vallahi yapmazsan küserim. Küserim yani. Küserim. Tamam. Sizi kıramam. Ondan sonra bir de şey de istiyorum. Yıldız Tilbe de istiyorum. Şöyle, Yıldız ablayı ben inanılmaz seviyorum. İnanılmaz saygı duyuyorum. De. Ama Yıldız abla çok gerçek bir kadındır biliyorsunuz. Her şeyi dobra dobra söyler. O dedi ki ben beğenmedim seni taklidimi yapmayı dedi. Beğenmemiş. Sevmedim dedi. Sevmediyse yapmayız. O yüzden hani ben onu hiç rahatsız etmemek adına. Ki. Yıldız ablayı rahatsız etmemek lazım Halbuki çok güzel yaptın ama o sevmediyse aynen öyle. Ki. Yani. Ama diğerlerinde tabii ki sizin o güler yüzünüz. Sizden de Dilber Ay'ı yaparsın. Önce Sezen Aksu'dan başlayalım. Hadi bir şey söyleyeceğim. Bir reverb istiyorum. Sesteki arkadaşlara seslenmek istiyorum burada. Sesteki arkadaşlar. Açabiliyor muyuz mikrofonu? Hemen açıyorlarmış. Bana söyleyin. Esin'im komşum da burada benim. Esin de benim komşum biliyorsunuz yani. Ya bugün program... bir şey söyleyeceğim. Dünya komşu günü gibi oldu. Burada vallahi billahi bak ben orada bir şey unutuyorum. Komşuya sesleniyorum. Sonra kendi komşularımı anlıyorum. Sen de şimdi komşun Esin'i söylüyorsun. Komşu komşu ya. Olduk. Valla komşularım benim canım. Eyüp ve o benim çok kıymetlimdir. Sizin de programınızın. Ya, bizim de kıymetlimiz. Star grubunun hakikaten bizim çok hepimizin. Kıymetli zaten ben ekibimi biri. Çok seviyorum. Bak hiçbiri kırılmasın. Hepsini çok seviyorum. Çok ekibimin güzel tümünü, bir ekibiniz var. Esinciğim de pırlantadır. Gerçekten. Canlarım benim. Benim ben sizin. Sesi şimdi, yapmışlar bu şimdi arada. Şimdi şekerim şöyle bir şey var biliyorsun Nergis'ciğim. Ben sabahları programlara çıkmayı çok sevmiyorum. Yani daha çok çay içmeyi severim. Öğleden sonra böyle işte çocuklar gelir giderler. Stüdyoda takılırız falan. Köpeklerle, kedilerle çok meşgul oluyorum. Çok hatırlamıyorum bu sabah programları. Bilmiyorum yani televizyonda seyretmeyi daha çok seviyorum. Sen de gel çaya mesela arada. Bir birlikte de seyrederiz. Şimdi madem bu kadar istediniz, ben de sizin için güzel şarkılar yazdım yıllardır biliyorsunuz. Ay bir tane isterim. Bir tanesi söylüyor. Kız ne demek? Ay çok tatlı ya. Süper. Ay bu arada Sezen Aksu'yu çok öpüyoruz. Ben de seviyorum kadın seni. Çok evet. Seviyorum. Koray olmayacak, elbet üzüleceğiz. Mutlaka bir iz bırakacak. Belki de çocuk gibi sana küseceğim. Seneler sonra utanarak dokurup birer birer sevdiğin eşyalara. Hatta belki arayacağım. Acı çektim doğru ama sen bana bakma. Ne olursa olsun seni unutacağım. Ay var ya. Burada keser. Ay. Ya şey çok güzel biliyor musun? Tavrı da o kadar güzel veriyor ki mesela o kişinin tavrı yani o Sezen Aksu'nun o tavrı, o dudağını yapışı, bakışı ve sesi şahanesin Sezen yani. Sezen geldi diyorum inanmıyorsun sen buna. Sezen'cim Dilber Ay'ın da bir anısı varmış galiba bizim o anı Sevcan'la. Tam da burada oldu. Yan stüdyoda şaka biz 6,5 yıl falan olmuştur. Alişan ve Sevcan diye Alişan'la sevgili evet, Alişan'la evet. Buradan onlara sevgiler gönderiyorum. Bebek bekliyorlar. Evet. Allah hayırlısıyla kucaklarını almayı nasip tabii etsin. Tabii Allah herkese tamamını erdirsin. Amin. Bizim programa Dilber abla geldi. Şimdi Dilber abla gelirken Dilber abla şey bir kadın biliyorsunuz. Hani dobra bir kadındır ve her şeyi patır patır söyler. Evet. Yayın arkası, yayın önü onun için dünyada bulunduğu yerin hiçbir önemi yoktur. Yani. Çok o içinden tatlı. Ne gelirse söyler. Gelirken dedim ki yani biraz da tedirgin oldum falan böyle hani sert bir kadın ya. Alişan dedim ki sen ilgileneceksin Alişan'cığım dedim. Ben arada Dilber ablacığım hoş geldiniz falan derim. Ya sabah sabah belki kızgın gelir kadıncağız tabii, olur ya. Tabii doğru doğru. Sonuçta afyonumuz patlamıyor kimi zaman. Tabii ki. Neyse geldi programa falan. Alişan soru sordu dedi ki Dilber abla dedi zamanında dedi, çok paralar kazandınız siz dedi bu işlerden. Ne yaptınız nasıl yatırımlar yaptınız mesela dedi. Yıllar sonra işte iyi ki bunu yaptım iyi ki şunu yaptım falan. Tabii. O kadar gerçek bir şekilde anlattı ki böyle. Şimdi dedi, bizim dedi, o zaman işler çok, böyle teyareler de yok, işe otobüsle gidip geldik. Babama dedim ki,
Baba dedim ya, biz iş kaçırık. Böyle bir tane teyyar alak. İşe güce teyyareyle giderik. Babam dedi, kızım dedi, teyyareyi Allah Allah dedi, nereye koyacağız dedi. Ay çok tatlı ya. Kızım dedi, kapının önü dedi, geniş dedi, ha buraya koyarık da. Yahu baba dedim, çoluk çocuk oynar, teyyarenin kolunu kanadını kırar dedi ya. Ay süper, ay çok tatlı ya. Ay çok, yalnız ya Dilber Ay, seni seviyoruz. Ben çok de, tatlı. Çok seviyorum. Bir gün de Çağla ile birlikte yaptıkları programa gittim. Neyse Dilber abla aynen böyle oturuyor, ben içeriden geldim. Neyse konuşuyorum falan, onun gibi konuşuyorum. Şimdi monitöre bakıyor, ben burada konuşuyorum, böyle yaptı. Ya bu mu konuşuyor, ben mi konuşuyorum? Ay çok güzel. Kadıncağız o kadar, hani o kadar böyle kendiyle barışık, o kadar hayatla barışık, o kadar hani hazmetmiş ki her şeyi. Ay çok tatlı ya. Bu mu konuşuyor, ben mi konuşuyorum? Ay çok güzel. Bakıyorum gördüm, ben konuşmuyorum. Peki Dilberay gibi söyleyebiliyor musun? Yo, onu henüz beceremiyorum. Onu daha beceremiyorum. Onu daha beceremiyorum. Aa, yani. Onu da becerdiğinde ilk burada istiyorum. Ay sözüm olsun, tamam. Sözün olsun. Bir çalışmam lazım vallahi onun üzerine. Çalış. Vallahi onu beceremiyorum ama aynen böyleydi yani. Çok gerçek bir kadın. Sen de çok tatlı ve gerçeksin. Canımsınız, çok sağ olun.